İmam Şibli'nin hayranlarından çok zengin bir fırıncı vardı. Bu fırıncı devamlı İmam Şibli'nin muhabbetinden dem vurur, ona olan hayranlığından bahseder, onu ne kadar çok sevdiğini anlatırdı. Fakat bir kez olsun İmam Şibli'nin ziyaretine gitmedi. Çünkü kimseye güvenmiyor, yerine bırakacak adam olmadığını söyleyerek zamanı ve fırsatı olmadığını mazeret gösteriyordu. İmam Şibli'ye yakın olan kişiler fırıncının bu muhabbetinden bahsettiler. İmam Şibli, madem o gelemiyor biz onun yanına gidelim diyerek fırıncının çalıştırdığı fırına gider. Allah rızası için yarım ekmek diyerek fırıncıdan yarım ekmek ister. Fırıncı öfkeli bir şekilde bağırır. Utanmaz adam, sapasağlamsın, dileneceğine git çalış, her isteyene yarım ekmek versek bu fırın iflas eder diyerek İmam Şibli'yi fırından kovar. İmam Şibli sessiz sedasız fırından ayrılır. Olaya şahit olanlar fırıncıya dediler ki, bu kovduğun kişi yıllardır hayran olduğun ve özlemiyle bahsettiğin İmam Şibli'dir. Git ve özür dile. Fırıncı bu sefer İmam Şibli'nin peşine takılır. İyice yaklaştıktan sonra, aman efendim, ben ettim, siz etmeyin. Affedin, sizi tanıyamadım, ne olur affedin. Ne isterseniz yaparım diyerek yalvarmaya başlar. İmam Şibli gayet sakin dedi ki, seni bir şartla affederim. Benim hatırım için Bağdat meydanında 100 altınlık bir ziyafet ver. Fırıncı, aman efendim, 100 altının sözü mü olur? Zat-ı âlinizin hatırı için 1000 altınlık bir ziyafet vereyim. Yeter ki siz beni affedin. Beklenen gün gelince gerçekten fırıncı 1000 altınlık mükemmel bir ziyafet verdi. İnsanlar yiyip içtikten sonra ağzı laf yapan birisi kemali edeple İmam Şibli'ye dönerek, İnsanlar cennetle müjdeleyecek, cehennemle korkutacak bir sohbet irad etmenizi bekliyorlar dedi. Bunun üzerine İmam Şibli ayağa kalkarak şunları söyledi. Cennetlikleri bilmiyorum ama cehennemlik birisi varsa bu fırıncıdır. Herkes pür dikkat dinlerken İmam Şibli şöyle devam etti. Allah rızası için yarım ekmek istedim, vermedi ama benim hatırım için 1000 altınlık ziyafet verdi.